derste hep aynı parmakları görüyorum diyen hocama değişiklik olsun diye orta parmağımı kaldırdım. Dersten attı. Niye öyle oldu la? Annemle tartışmamız 30 saniye falan sürüyor. Kendi kendine köşeye oturup konuşması 5 saati geçiyor ya. Vallahi bu okullar biraz daha kapalı kalırsa bilim adamlarından önce benim annem aşıyı bulacak galiba. Geçenlerde babama neden benim de bir kardeşim yok diye sordum. Seni görünce cesaret edemedik dedi. Yüse. Abi. Ne yapsan? Abi valla üzüm yiyorum. Tiri. Üzüm? Çok güzel, çok organik. Çok erişki ve hoş. Herkese tavsiye ederim. Hayatımda ilk defa birine açıldım. Sapık mısın lan dedi. Oklavayla kovaladı. Bir oğlum olursa adını mafya koyacağım. Mafya babası olacağım. Sen ne tatlısın diyor. Beni tanısa hayatını kaydıracağımı bilmiyor. Mardinli güzel yarim, inan sana hastayım. Gel hele gel, yok abi ben sana hastayım. Suyun içinde yüzerken ayağınız kayarsa geçmiş olsun. Sigarayı bırakmanın yolları diye liste yapmışlar. 78 tane maddeyi okurken bile 3 defa sigara molası verdim. Az önce babamı tableti ters tuttuğunu söyleyip uyardığımda bu gazete mi armut, ekran dönüyor dedi. Ben şok. Bu maske olayını çok sevdim ya. Yolda yürürken sadece gözüm ve saçlarım göründüğü için insanlar beni yakışıklı zannediyor. Bu kızları hiç anlamıyorum ya. Onları aldattığımı düşünüyorlar. Seni zor bulmuşum. İkincisini nereden bulayım? Kadının biri Instagram'da "Kocam benim vatanımdır" diye paylaşım yapmış. Başka bir kadın da yoruma "Vatan herkesin vatanıdır" demiş. Ey gidi. Arkadaşlar, yolda yürürken ayağınız bir şeye takılırsa takıldığı şeyi kaldırın, yine yürüyün. Allah'ım, karşıma yalan süt emmiş birini çıkar. Sütün markası hiç önemli değil. Of lan of. Zamanda babamı dinleseydim böyle mi olacaktı? Ne dedi ki baban? Dinlemedim ki. Bir insanın yılda ortalama 8 sevgilisi oluyormuş. Bu duruma göre ben insan değilim. Mesaj atan yok, manitamız yok, seven yok, kıskanan yok. Maşallah. Bende de yok ha. Sizin evin dolabında yumurtalık bölümünde ilaçlarla kesilmiş limon varsa sizin ev bizim evdir. Sünnet çocuğu gibi yürüyeceksense niye topuklu giyiyorsun tırşık? Evinde abur cubur bulunduran insanlara hep kıskanmışımdır. Bizim evde alındığı gün bitiyor. Geçenlerde çok sıkışmıştım. Bizim evdeki kahvenin tuvaletine gittim. 2 defa kapıyı tıklattım, içerideki adam gel dedi. Hayatımda hiç bu kadar bozulmamıştı. Dün gece abime sormuşum, abi kaynanan ve karın denize düşse kimi kurtarırsın? Abim bana dönerek dedi ki, balıkları. Sinirlenince telefonu kılıfından çıkarıp kılıfı duvara fırlatıyorum. Fakiriz ama salak değiliz. Ben de diyorum niye yazmıyor? Meğerse sevgili yapmış zalime kızı. Bu hayatta kesinlikle başkalarının sizi ezmesine izin vermeyin. Ehliyet alın, siz onları ezin. Şimdiki kızlara kırmızı başlık takıp ormana göndersek kurdu yiyip gelirler. Seni paramla satın alırım dediysem zenginliğimden değil ha, ucuzluğundan. Kızın biri biyografisine BMW'si olmayan yazmasın demiş. Kız Zakkeri'ye bak, sanki anasının evinde odadan odaya helikopterle gidiyor. Hey gidi hey. Lisede gözlüklü bir kıza teklif etmiştim. Kız gözlük takıyorum ama kör değilim demişti. Hey gidi hey. On tane sevgilim olsa birini bile aldatmam valla. Arkadaşım internet sitesinden nasıl dolandırıcı olunur diye bir kitap istetmiş. 2 aydır halen kitabı göndermemişler. En tatlı sabahlar nanu peynirle başlar. Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapın. Çok zevkli. Matematikte nereye anlamadığımı bile anlamıyorum. Bir keresinde sevgilime sen benim neyime aşık oldun diye sordum. Hakikaten deyip ayrıldı. O kadar fakirdik ki babamın dişlerini evdeki porselen takımından yaptırdı. Adamcağız gülünce çenesinde Kütahya yazıyor. Çayına şeker olayım dedim, çayı şekersiz içiyorum dedi. Zıkkım iç dedim. Fakir hesabımdan eski sevgilime yazdım, şu an sevgiliyiz. Beraber benim dedikodumu yapıyoruz. Meğer ne kadar şerefsizmişim ya. Dubai'de saat 4:45'te havuza girerseniz ıslanırsınız. Sevgilime beni görünce denize hatırla dedim, Ankara'ya taşındılar. Kızlar hem fondötene para veriyorsunuz hem de onu silmek için makyaj suyuna. Çok tuhafsınız. Dün babama sormuşum, baba dünyanın en hayırlı evladına sahip olma nasıl bir duygu? Ben ne bileyim oğlum, git dedene sor dedi.